her şeyden çok Tanrı'ya güvenin. İnsanlar sizi iyileştiremediğinde, ilaçlar sizi iyileştiremediğinde Tanrı sizi iyileştirebilir, mucizeler gösterebilir. İmanın bir dili vardır. İman insanların ağzından duyulabilir, korku da duyulabilir. Endişe, şüphe, inançsızlık da. İmanın bir dili vardır. İbraniler 4:14'te der ki, benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Ona sarılalım. Benimsediğiniz inanç nedir? Ağzınızdan çıkanlardır. Sözlerinizle ifade ettiklerinizdir. İman Tanrı'ya sorunlarımız için dua ettikten sonra arkadaşımıza bu sorunları hiç çözülemeyecek gibi anlatmak değildir. Şuraya oturayım da size küçük bir sır vereyim. Bazı önemli konuları anlatırken oturuyorum. Peki, hazır mısınız? Birkaç dakikalığına anneniz olacağım. Çocuklar, imanınızın doğru işlediğini görmek istiyorsanız kendinize acımayacaksınız. Çünkü sorunlarımızı bu şekilde anlatmamızın altında yatan en önemli sebep birinin bizim için üzülmesini istememizdir. Bir arkadaş için üzülmenin ya da onu rahatlatmak istemenin nesi yanlış? Evet, bir kere yaparsanız bu yanlış değil ama bunu hayat boyu yapmanız yanlış olur. Amin. Eğer bir sorun hakkında gerçekten iman dolu bir şekilde dua ediyor ve Tanrı'nın bu sorunu çözeceğine inanıyorsak, en azından bu konudan bahsederken çözümün Tanrı'nın elinde olduğunu ve bunu en yakın zamanda çözeceğini unutmadan konuşalım. İnsanların bizim için üzülmesini sağlayacak şekilde konuşmayalım. Amin. Amin. İmanın bir dili vardır. Bunu çözeceğine inanıyorum Tanrım, bunu çözeceğine inanıyorum. Çocuklarıma yardım edeceğine inanıyorum. Sorunlarını çözeceğine inanıyorum. Dua ettim. Dualarıma karşılık ver. Senin sözüne inandım. Şimdi senden cevap bekliyorum. İmanımın ne getireceğini görmek istiyorum. Amin. Evet, yorulduk. Evet, tükendik. Evet, zor günler geçirdik. O yüzden birbirimize ve böyle toplantılara ihtiyacımız var. İyi müziğe, iyi kiliselere ihtiyacımız var. İyi arkadaşlara, yeteri kadar kötü şey var. Bize destek olacak insanlara ihtiyacımız var. İman gördüklerimiz veya hissettiklerimize dayanmaz. 2. Korintliler 5:7. İmana dayanarak yaşarız. Gördüklerimize değil, gözle görülene değil. İmana dayanarak yaşarız. Hayatımızı ve kendimizi Tanrı'ya olan inancımıza göre şekillendirir. Olayları insanların Tanrı'ya olan inancına saygı duyarak kutsal bir gayret ve güvenle ele alırız. İbrahim'in hikayesini çok seviyorum. Romalılar 4'ü açıp onu okuyabilirsiniz. Sevdiğim kısım durumunu göz ardı etmiyor oluşu. Onların arasındaydı. Ama onlara katılmadı. Tanrı'nın kendine bir varis vereceğine inanıyordu. Ama Sara ve kendisi çok yaşlı oldukları için bu aslında neredeyse imkansızdı. Sara doğurganlığını yıllar önce yitirmişti. Tanrı da bir söz vermişti. Tanrı bir söz vermişti. İncil onun için İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı diyor. Kimse size asla kuşku duymayacağınızın garantisini veremez. Bu yüzden kelimelerimizin gücü çok önemlidir. Kuşkunun size yaklaştığı an şöyle deyin: hayır, buna inanmıyorum. Benim Tanrı'ya güvenim tam.
Kötü düşünceyi kovmanın yolu pozitif düşünceyi seslendirmektir. Luka 5. bölümü ilk 5 ayete bakalım. Havarilerin balık tutmaya çalışmalarını konu alıyor. Bu 5 ayetle ilgili çok güzel vaazlar vermişimdir. Halk Cinesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa'nın gölün kıyısında durduğunu hayal edin. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyordu. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Tabii bunu istemesinin bir sebebi vardı. Detayına girmeyeceğim. Ama bir nevi ses sistemi kurmayı amaçlıyordu. Gölün doğru yerinde konuşursa su sesi taşıyacaktı. Bugün sahip olduğumuz mikrofonlara sahip olmadıkları için vaazını gölde verirdi. Sonra oturdu. Teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. 4. ayet. Konuşmasını bitirince Simon'a derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın dedi. Simon şu karşılığı verdi. Efendimiz tüm gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Çok yorulduk, balık tutamadık. Sıradaki ayete geçmeden önce Simon ne diyor anlayalım. Derin sulara açılın, ağlarınızı atın. Hayır, bu işe yaramayacağım. Bütün gece denedik, balık tutamadık. Bütün gece çalışmış balıkçılar onlar, uyumamışlar, yorgunlar. Ağları yıkamak zaten çok yorucu bir iş. Tanrı'yı dinlerlerse ağlarını tekrar çıkarıp suya atacaklar ve temizlemek zorunda kalacaklar. Dünya kadar iş olacak. O yüzden bu işe yaramayacak, bitkin durumdayız, yorgunuz, defalarca denedik diyor. Yani özet olarak bu iyi bir fikir değil diyor. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Bunun işe yarayacağını düşünmüyordu. Yapmak istemiyordu. Ama yine de yapacaktı. Tanrı öyle istedi. İmanla yaptı. Devamını da okuyalım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler. Tekneleri balıkla doldu. Tanrı'ya olan inanışınız gördüklerinize, düşündüklerinize veya hissettiklerinize dayanmasın. Bu oldukça uzun bir yol. Dev bana ne yapacağını biliyorum. Sonuna kadar gidip elinden geleni yapacaksın demişti. Hızlıca yeni bir ayet okuyalım birlikte. İman sadece sabırla işler. Evet. İbraniler 6, 11 ve 12. Umudunuzdan doğan tam güvenceye kavuşmanız için her birinizin sona dek aynı gayreti göstermesini diliyoruz. Yani imanın da bir başlangıcı var. Kendinize bu konuda Tanrı'ya güveneceğim demeniz güzel bir başlangıç. Bence de öyle. Evet, benim umudum var. Bir cevap alacağım. Tanrı'ya güveneceğim. Evet, bir cevap alacağım. Sonra bir gün, iki gün, üç gün geçer. Bir yıl, iki yıl, üç yıl. Hatta 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl hala bir değişiklik olmamıştır. Şimdi bu konuda Tanrı'ya güveneceğim dediğimiz kısma dönelim. Bir de ileri sarıp dileklerimizin gerçekleştiği anı alalım. Vay canına, ne müthiş bir hayat yaşamışız. Ama ortası olmadan bir başlangıç ve son olmaz. Birçoğunuz şu an bir şeyin ortasındasınız ve bundan hiç memnun değilsiniz. Sabırlı olmalısınız.
Sevsek de sevmesek de beklemek zorundayız. Sabır beklerken bizim nasıl hareket ettiğimizdir. Beklerken ki yaptığımız davranışlardır. Beklentiyle bekleyebilirsiniz. Güzel duygularla bekleyebilirsiniz. Birilerine yardım ederek bekleyebilirsiniz. Zamanınızı böyle değerlendirebilirsiniz. Buna birazdan değineceğiz. Veya ben artık pes ediyorum, bu işe yaramıyor, daha fazla dayanamayacağım. Bu durumda en başa dönüp tekrar başlamamız gerek. Tanrım, imanla dua ediyorum, bana yardım edeceğine inanıyorum. 2 ay sonra olmuyor, dayanamıyorum, neden bu kadar uzun sürüyor, artık pes ediyorum. Derseniz tekrar başa dönüp başlayacaksınız. Beni dinliyor musunuz? Peki şu an en uzakta oturanlar, sizler de duyuyor musunuz? Orada oturan ne çok insan var. Baksanıza ta duvarın orada. Benim söylediklerimi oradan kaçınız duyabiliyor acaba? Yakınımdaki insanlara bakarak konuşma eğilimim var ama sizi de unutmadım. Amin. Orada olduğunuzu biliyorum. İyi haber şu ki ben orada olduğunuzu bilmesem bile Tanrı biliyor. Bu iyiydi işte. İnlettiniz salonu. Teşekkür ederim. Sabır. İbraniler 6:15. İbrahim sabırla dayanarak İshak'ın doğumuyla vaade erişti. İbrahim sabırla dayandı. Tanrı vaat etmişti. Bekledi. Tam 20 yıl bekledi. Yusuf hiçbir hatası olmamasına rağmen 13 yıl hapis yattı. Rüyalar çok ilginçtir. Yusuf bir rüya gördü, çok heyecanlandı. Kardeşlerine anlattı, onlara karşı gururlandı. Benim önümde eğileceksiniz. Babasına gidip sen de benim önümde eğileceksin baba dedi. Hadi. Bazılarınız şu an kendi çöllerinde yaşıyor. Farkında değilsiniz belki ama Tanrı'nın vaadine ulaşmaya hazır olmak için önce hayatınızdaki çöpleri boşaltmanız gerek. Hadi. Şu an bulunduğunuz noktayı hor görmeyin. Zafere giden yolda şu an bulunduğunuz yerden keyif almayı öğrenebilirsiniz. Dedim ki zafere giden yolda geldiğiniz noktadan memnun olun. Öyle değil mi? Bölüm 7. İman sadece sevgiyle işler ve sadece sevgiden güç alır. Siz sevgi yolunda yürüyor musunuz? Sevgi üzerinde ne kadar çalışıyorsunuz? Sevgiden bahseden ayetleri ne kadar biliyorsunuz? İnsanlara nasıl davranıyorsunuz? Kaç kişiye kızgınsınız? Kulağıma şöyle sesler geliyor. Galatyalılar 5:6. Bunu ekrana yansıtalım. İman sadece sevgiyle işler. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır. Burada ne demek istediğini anlatayım. Pavlus Galatyalıların sürekli sünnetten bahsetmesinden bıkmıştı. Ben sünnetliyim, senden daha iyiyim. Sen sünnetsizsin, sünnet olman gerek. Bence Pavlus şöyle diyor, dinin kurallarını bu kadar konuşacağınıza birbirinizi sevmeye zaman ayırın biraz. Hadi. Aynı şekilde inanmıyoruz diye birbirimizi kırmamız, aşağılamamız, kavga etmemiz hiç doğru değil. Hiçbirimiz %100 haklı değiliz. Ne ben, ne siz, ne de başka biri.
Sadece bulunduğumuz noktada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmamız gerek. Hiç kimse %100 haklı değil. Bizim birbirimizi sevmemiz gerek. Pavlus dedi ki birbirinizi sevin çünkü iman sadece sevgiyle işler. Markos 11. bölüm. Tanrı'ya iman edin. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın. Bırakın gitsin. Gitsin. Bırakın onu gitsin. İmandan bahsediyor. Demek ki imanın da kuralları var. Kimseye kızgın olmayacaksınız. İman sevgiyle işler, sevgi yolunda güçlü şekilde yürümek için, kutsal ruhla dayanışma içinde olmalısınız. Her sabah uyanıp kafanızı boşaltıp insanlara nasıl yardım edebilirim diye düşünmek kolay değil. Özellikle imanla Tanrı'dan yardım beklerken bir atılıma ihtiyaç duyarsınız. Uzun süre beklemişsinizdir, yorulmuşsunuzdur. Şimdi de bir kadın size beklemeye devam etmeniz hakkında vaaz veriyor. Kendinize acımayın, pozitif düşünün. Artık yoruldum, dayanamayacağım. Size tavsiyem, kendinizi unutun, dışarı çıkın, birine sevgi gösterin. Keşke bugün buraya gelmeseydim diyorsunuz. İşte bu şekilde imanınız işleyecek. Bölüm 8, iman huzur demektir. Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. O zaman kendime, size veya herhangi birine şunu söyleyebilirim. İmanlıyım deyip kızgınsam, o zaman biliyor musunuz, anladım ki imanım zayıfmış. Çünkü gerçekten imanlı olsam huzurlu olurdum. Her şeyin Tanrı'nın kontrolünde olduğunun bilincinde bir şekilde huzurlu olurdum. İman serbest bırakılmalıdır. İman ruhunuzda bulunan bir güçtür. Ve serbest bırakılmalıdır. Konuşmamın başında bir zamanlar imanımı sadece günahlarımın affını ve cennete girmek için kullandığımdan bahsettim. İmanımı başka hiçbir konuda serbest bırakmamıştım. Geçmişte yaşadığım sorunların iyileşmesini istemek için kullanmamıştım. Tanrı yolunda kullanmak için serbest bırakmamıştım. Veya Tanrı yolunda kullanılmak için, maddi durumumun düzelmesini istemek için de. Dave'le evlendiğimizden beri kıt kanaat geçinmemize rağmen kiliseye yardım etmeye devam ettik. Çünkü gittiği kilisede böyle eğitmişlerdi onu. Ben kiliseye yardım etmeye devam edince sonunda karşılık alacağınıza inanırım. Size şu kadarını söyleyeyim ki Tanrı'nın krallığına girmek istiyorsanız imanınızı vererek serbest bırakmalısınız. İman her zaman sonuç verir. Evet öyle. İman her zaman sonuç verir. İmanınızdan vazgeçmezseniz, eğer imanınıza sıkıca sarılırsanız sonuç alırsınız. Bu ne kadar sürer bilemem ama sonuç alırsınız. Luka 7:50'de İncil imanın seni kurtardı diyor. Dün akşam imanla kurtulan 908 kişi gördü. Şunu düşünün. Cehennem yolunda ilerlerken geldiler. İçlerindeki imanı dünyaya veya kendilerine değil, Tanrı yolunda harcamaya karar verdiler. Yaşam tarzlarına tövbe ettiler, yeni bir yola girdiler. Buradan çıkarken artık cennet yolundaydılar. İşte imanın verdiği sonuç. Luka 17:19'da İncil imanın seni kurtardı diyor. Şunu söylemek zorundayım. İlaç almanız gerekiyorsa alın. Doktora gitmeniz gerekiyorsa gidin. Ama Tanrı'nın sizi iyileştireceğine güvenmeden bir şey yapmayın. Tanrı'nın bizi iyileştireceğine iman etmezsek hiçbir doktor veya ilaç bizi iyileştiremez. İsa bizim iyileştiricimizdir. Tanrı bizi iyileştirecektir. Buna inanın. Tanrı'dan başka iyileştirici güç yoktur. Bugünkü tıp dünyasının bilgeliği dahi Tanrı'dan gelmektedir. Bu bilgiyi bize bahşetti ve hala hayattayız. Hangi doktora gitmem gerektiği hakkında dua ederim. Bir ilaç almadan önce Tanrı'nın onu kutsamasını ve işe yarar kılmasını dilerim. Çünkü ilaçlar veya doktorlar sizi iyileştiremese de Tanrı sizi iyileştirir.
O sizin için daima mucizeler yaratabilir. İman bizleri düşmanın ateşli oklarından korur. Efesliler 6'da der ki iman kalkanınızı kullanın. Arkanıza asın demiyor mesela. Evet, üzerimize ateşli bir ok atılsa ilk söyleyeceğimiz şey şu olur: Tanrı'ya güveniyorum. Tanrı'ya inanıyorum. İmanımı serbest bırakıyorum. Ve Tanrı'ya inanıyorum. Tanrı'ya güveniyorum. Kaçıncı nokta oldu? 12. Ne kadar da çok. Pekala. Tanrı'nın kutsamasını imanla elde ederiz. Tanrı bizi iman sayesinde doğru yola sokar, bizi savunur, günahlardan arındırır, iman sayesinde bağışlar, affeder. Tanrı için iman sayesinde büyük işler yaparız. Eğer imanla neler başarılabileceğini merak ediyorsanız açıp İbraniler 11. bölümü okumaya başlayın. Nuh imanla gemi inşa etti. Sara imanla çocuk sahibi oldu. Rahav imanla Tanrı'nın emrine uydu, casusları korudu. İmanla bir şeyler yaparız, her zaman karşılığını alırız. Yeni bir nokta. İman kullanıldıkça büyür ve artar, kullanıldıkça. Şu an çok az bir imanınız var zannediyor olabilirsiniz. Ah Tanrım, gençken imanım cehenneme gitmemek için Tanrı'ya inanmaktan ibaretti. İşte bu kadar. Günahlarımı bağışla ve beni cennetine al. Bu kadar, bundan ibarettim. Ah aman Tanrım, o günden bugüne hayatımdan neler değiştiğini anlatsam inanmazsınız. Ama bütün bu süre boyunca Tanrı'nın sözüne çalıştım, imanımı serbest bıraktım, dik durdum, sabrettim, günah çıkardım, başka insanlara iyi davrandım, Tanrı'nın vaadine güvendim ve işe başladığım noktadan uzaklara ulaştım. Ne kadar sürdü peki diyorsanız, tam 37 yıl kadar. Aman Tanrım, benim sadece bir hafta oldu. Hayır, 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 hayır. Böyle söylemeyin. Tanrı'ya şükür yolumdayım diyeyim. Tanrı'ya şükür yolumdayım. İman bazen mücadele gerektirir. 1. Timoteus 6.12 İman uğrunda mücadeleyi sürdür. 1. Petrus 5.9 İmanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Bu ne demek? İman mücadele gerektirir. Doğrusu bazen iblisin peşine düşmek için iman gerekir. Siz de düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki ve güç mevcut. Luka 10.19'u iyi dinleyin. Haykırmadan önce dinleyin. Luka 10.19. Ben size düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. İblisin sadece gücü var. Sizinse hem gücünüz hem yetkiniz var. O ise tek yetkiyi sizden alıyor. Amin. Evet, işte böyle. İşte son nokta. Ha ha ha. İman korkuyu yenebilecek tek güçtür. Korkuysa şu an dünyaya hakim. İncil son günlerde insanların korkudan bayılacağını söyler. Tanrı'nın krallığına girmiş Hristiyanların bile şu günlerde dünyanın halinden ne kadar çok korktuklarını duyuyoruz. Ama ben korkmuyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bugünkü rahatlığıma sahip olacak mıyım bilmiyorum. Bir şeyden korkmalıysam kaybolmuş insanlar için korkarım. Hala vaktim ve gücüm varken onlara doğruyu göstermeye çalışırım. Üzerime düşen görevi yerine getiririm.
kafamı toprağa gömük kötü bir şey olmuyormuş gibi davranmam ama korkmam da. Neden biliyor musunuz? Tanrı şu an benim ve sizin hayatta olmasına karar vermişse hayatta olacağız. Ve görevimizi yapacağız. Amin.